Antalya'da 20 yaşındaki Aşur Dalmış geçirdiği trafik kazası sonrası beyninin sol bölümünde hasar oluştu. Vücudunun sağ tarafında istemsiz titremeler oluşan ve gündelik hayatı tamamen kısıtlanan genç, beynine takılan pil sayesinde sağlığına kavuştu. İki elini ileri doğru uzat. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Aşır Dalmış, 2015 yılında bisikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından beyninin sol bölümünde hasar oluştu. İstiyorum. Dene, dene. Sağ el ve sağ ayağında istemsiz hareketleri oluşan Dalmış, oturduğu yerde dahi titremeden duramıyordu. Hiçbir işini tek başına yapamayan Dalmış, ne merdiven çıkabiliyor ne de bir ihtiyacını tek başına giderebiliyordu. Tekrar ileri uzat ve havaya kaldır. Kullandığı ilaçlar ve 5 kez geçirdiği ameliyata rağmen titremelerinden kurtulamayan Dalmış'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tanju Uçar başkanlığındaki bir ekip tarafından beyin pili takılmasına karar verildi. Rektör Profesör Doktor Mustafa Ünal, organ naklinde ileri bir hastane olduklarının altını çizerek bunun yanında diğer alanlarda da başarılı çalışmalara imza attıklarını bildirdi. Beyin pili uygulaması. Hocalarımız ve başhekimimiz tabii ki yanımızda, onlar belki daha ayrıntılı bilgi verebilir ama ben de bir hekim olarak birkaç cümle söyleyebilirim diye düşünüyorum. Beyin pili uygulaması benim de bildiğim kadarıyla daha çok hareket bozuk, Parkinson ve benzeri hareket bozukluklarında, titreme ile ilgili giden hastalıklarda bu elektriksel aktiviteyi düzenlemek amacıyla beyine uygulanan bir girişim. Bir pil uygulaması, kabloları da olan, değil mi hocam, bildiğim evet, kadar hocam evet. Ayrıntı bilgi verecek. Ve bizim hastanemizde de şu anda Türkiye'de önemli bir seri yakalamış durumdayız. 50. vaka münasebetiyle zaten bu toplantıyı yapıyoruz ki şu anda Türkiye'de 50 vakaya ulaşan ya yoktur ya da çok sayılı merkez, belki bir iki tane merkez vardır. Onun sevincini sizlerle paylaşmak amacıyla buluştuk. 50. vakamızı da buraya getirdik. Aşır kardeşimiz. Tabii uygulama öncesi durumunu bilmiyorsunuz ama şu anda tamamen normal olduğunu en azından gözlemleyebiliyorsunuz. Yine inşallah ben hocalarıma sözü vereceğim. Yine inşallah hastanemizdeki güzel işlerle ilgili sizlerle daha çok toplantı yaparız inşallah diye ümit ediyorum. Dalmış'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin pili takılan 50. hasta olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin birçok tıpta alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz var. Birçok işlem oldukça rahat bir şekilde yapılabilmekte. Özellikle biz işte Ankara'ya gittiğimizde de hocam da çok iyi biliyor. Hem SGK bazında hem Sağlık Bakanlığı bazında üniversite hastanelerinin A grubu işlemler yapması oldukça önemli. Çünkü asıl bizim vazifemiz bu, yani büyük işlemler yapmamız gerekiyor. 50 bizim için önemli bir sayı. Çünkü bu çok böyle her gün yapılacak bir ameliyat değil. %80'e yakın bir düzelmeden bahsediyor ki buna gerçekten bu tip titremeler için, hepsi için değil, bu derece başarılı olmak mümkün olmuyor. Dalmış'a 2 ay önce Uçar ve ekibi tarafından 7 saatlik bir operasyonla beyin pili takıldı. 2 aydır sıkı takibi yapılan Aşır Dalmış'ın istemsiz hareketleri %80 oranında azaldı. Şu an titremeleri sona eren ve rahatlıkla sandalyede oturabilen, tokalaşabilen Dalmış'ın hedefi ise eğitimine kaldığı yerden devam etmek. Çok iyiyim. İyi ki de ameliyata olmuşum yani. Ameliyattan önceki halim çoktu titremem. Yani inanılmaz çoktu. Ameliyattan sonra %80 olarak iyi bir başarı elde ettiğimi sanıyorum ben. Söylemek ister misin? Yani yemek yemek, yazı yazmak, yemek, taşımak. Yazı yazmak olmuyordu yani. Ama şimdi hemen hemen hepsini rahatlıkla kullanıyorum yani. Ayağında da aynı sorun vardı. Yani Aşır'ın sağ tarafı komple istemsiz bir şekilde titriyordu. Bu tabii merdiven çıkmasında, inmesinde. En basitinden çok hava dersiniz, bir tuvaletine gidip gelmesinde bile çok büyük sıkıntı oluyordu. Ama şu anda
yaklaşık %80'den belki daha fazla oranda bir düzelmesi var aşırın. Hocamın da dediği gibi ilerleyen zamanlarda bu daha da iyi olacağını umut ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.